have. Like, that's realistically not going to happen again. But that's a round that you want to see more. It isn't just like the Munchkin show. Like, ya bu arada artık Twitch'in şeyler yapması gerekmiyor mu arkadaşlar? Yani bir ilgi alaka yeni unutuldu ama gerçekten can sıkmaya başladı ya. Hani o kadar haber oldu. Ülkede ülke karıştı lan. Her yerde haber oldu amına koyayım. Para para aklanıyor vesaire diye. Abi hiç ya. Lan bütün bilgilerimiz, gelirlerimiz ifşa oldu, eklendi. Ya o konuda bile hiçbir şey ya. Hala devam edenler varmış abi. Para aklama konusunda. O da nasıl ya? İnanılmaz gerçekten. Baya hala devam ediyorlar. Hayır devam edenler ayrı bir orospu çocuktu. O ayrı zaten de. Hala yayın açanlar var bir de yani. Ve yaptım ya. Yaptım yani böyle. Göğsünü gere gere söylüyorlar. Yaptım abi. Hatta chat'e falan küfür ediyor. Yaptım amına koyayım. Sizlere falan yapanlar var. İlginç. Unutuluyor abi. Unutuluyor. Bu da unutulur. İnsanlar gene eskisi gibi izlemeye devam ederler onları yani. Türkiye'de neler unutuldu oğlum. Prim da oldu işte, ya adamlara. Gerçekten PR oldu ya. Böyle bir abi, şey yok ya. Abi Twitch'in işte artık şey yapması lazım. Bir cezai bir işlem uygulaması lazım yani. Ya itiraf edenler oldu ya yayınlarda. Yani kitle yapabileceği her şeyi yaptı yani kitle. Twitter'lar açıldı, bir şeyler oldu. Hashtagler TT oldu. Abi biz yapabildiğimiz her yerden, her yerden mail attık. Abi geçen bu arada Twitch'te bir şeye rastladım yine. Artık insanlar bir de şey yapmaya başladı. Yayın açıyorlar. Eski yayın tekrarlarını sanki yayınlaymış gibi koyuyorlar. Ya da dizi açıyorlar YouTube'dan. Kulo dönüyor. Onu da sırf şeyden yapıyorlar. Hani saatini doldursun, parasını alsın diye. Yayın saatinde olur. Ya biz burada salağız galiba ya. Gerçekten salağız yani. İnsanlar bu değil mi abi? Bu aynı şey geliyor bana. Bir farkı yok gibi geliyor bana yani. Var mı bir farkı? Yani bu hani diyorlar ya botlar reklam izliyor. Onlardan bit geliyor. Bit'i aldık işte. Veya çalın tıkaydı kartıyla bit alıyorsun. Ya haksız kazanç, o da haksız kazanç, bu da haksız kazanç. Ne farkı var? Bildiğin emek hırsızlığı bu. Bu da dolandırıcılık. Da çok bit olmaya başladım yani. Ben geçen ay mesela 30 saat yayın yaptım abi. 30 saat sadece. Ben bilmiyor muydum amına koyayım? Açardım Amerika'ya giderken yayını. Gelirdim kapatırdım yayın saatimi de doldururdum. Ben mesela 30 saate inen yaptığım için çok daha düşük para alacağım yani. 2014 yılından beri seni takip ediyorum. Bu olayların buraya gelmesi tek sorumlu Twitch'tir. Twitch hiçbir zaman olumlu bir adım atmadı. Ne kanalları yasakladı, yasaklandı, karma ban yedi ne bir şey. Maalesef abi. Maalesef yani dört gözle bekliyorum bir hamle yapmasını, bir aksiyon almasını Twitch'in hala. Telifli müziğin hiçle alakası yok ya Felix'le. O konuda vuramam yani Twitch'e. Direkt o müzik şirketleriyle alakalı bir şey. Ama onların da zaman aşımı yapmaları lazım abi. Synchros düşünüyoruz abi. Kötü abi Ramus'u neden banlanıyorlar ben abi. Arkadaşlar Ramus'un banlanması da ya benim duyduklarıma göre öyle masum bir şey değil abi nasıl banlanırlar falan değil. Bir iş varmış onlar. Türkiye niye perma ediyorsa. Ya Ramus ne yapmış bilmiyorum ama duyduğuma göre pek de masum değilmiş yani. Abi duyumum bu benim. Sanki olmaya da bilir. Sanki iyi ya. Sanki ile konuşuyorum. Ara ara Instagram'dan laf atıyorum. Valorant silmiş komple. Ebel olarak site veya platform açamıyoruz mu? Abi ya canlı yayın platformu açmak kolay bir şey değil. Hatta hiç kolay bir şey değil. Server maliyetleri, serverların kalitesi, stabilizasyonu vesaire zor yani. Çok denendi. FBI WhatsApp mesajlarının tamamını okuyabiliyormuş abi. Böyle bir info ile geldi. Ne? Anlamadım. FBI WhatsApp mesajlarının